Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Abituriyentlar uchun mo'ljallangan ushbu video darslarimiz davom etadi. Eslatib o'tamiz, darslarimiz demak, Romanovskiy nomidagi matematika instituti hamda Akademik Qorniyoziy merosi ilmiy metodik markazi hamkorligida tashkillashtirilgan va ushbu darsga taalluqli bo'lgan test savollari muallifi mana o'tiribdilar Zohid aka tomonidan terim masalan joylashtirilgan fayllar maznet.uz portali sayti orqali topishingiz mumkin. Demak, bugun biz ko'rsatkichli funksiyalar va ko'rsatkichli tenglamalar bilan tanishamiz, to'g'rimi? No, qanchalik yetib olamiz, hozir ko'ramiz. Xudo xolasa harakat qilamiz, maksimal darajada ko'proq narsa ko'rishga. Bismillah deb boshlaymiz. Demak, birinchi daraja ko'rsatkichini xossalarini bir eslatib o'taylik. Demak, A musbat soni uchun qanaqa xossalarimiz bor edi bizda? A darajasi m ko'paytirilgan A darajasi n agar asoslar bir xil bo'lsa, ko'paytirilganda darajada qo'shiladi deb o'rganganmiz. Bo'linganda, demak, darajalar shunchaki ayriladi. Xo'p. N yo'q, teskari yozib qo'ydim. Bu m ekan-ku. Aytmaysizmi? M bu n. Xo'p. To'g'ri, mga teng bo'lsa teng bo'ladi. Xo'p. Va biz musbat son bo'lsa, demak biz nimani bilamiz? 0 darajasini ham olib qo'yadi ekan. Bir ekanligini. Yana nima kerak bizga? Darajani ko'paytmas. Kerak, mayli shularni ham yozaylik. Xo'p. Shu ham qolib ketmasin. A darajasi n ning m ish darajasi bu A darajasi n ko'paygan m. Bitta ko'paytirish bor. Agar ko'paytmaning n ish darajasi bo'lsa, har birini n ish darajalarini ko'paytirish kerak. Mana bunday xossalar. Bundan bu tomondan bu keladi. Albatta, shunday deb tushunyapman. Nimani? Ha, bu ham kerakmi? Bo'pti. A bo'lingan b ning n-inchisi. Tak, a ning n-inchisi bo'lingan b ning n-inchisi. Endi bittasini yozaman. Demak, minus n-inch daraja deganini biz nima deb tushunamiz? Demak, 1 taqsim a darajasi n deb tushunamiz. Mana shu yerda bitta joy bor. Haqiqatan kasr daraja deganingizga yaxshi, mana shuni yozing, keyin tushuntiraman nozik nuqtasini. Nima deb yozmoqchi edim? M taqsim n deb yozmoq. Bu nimani bildirishdimi? Bu odatda biz nima o'rganganmiz? Mana bunday deb o'rganganmiz, to'g'rimi? To'g'ri, aslida. Lekin mana shu yerda ko'pchilik mana bu a ni esdan chiqarib qo'yadi-da. Agar a ni musbatligini olib tashlaydigan bo'lsak, mana bu yozuv unchalik ham to'g'ri emas aslida. Shunga hushyor bo'lish kerak. Mana shunaqa nozik farqli jihatlari bor. Endi albatta tayin sonlarda bu narsalarni bemalol ko'rish mumkin. Hozir biz bu yordamida nimani kiritmoqchimiz? Ko'rsatkichli funksiya. Xo'p. Demak, bu quyidagi qoida bo'yicha kiritiladi. Faqat shartimiz a ning 0 dan katta ekanligi. Mana bu shart ostida demak a darajasi x degan funksiyani kiritmoqchimiz. Xo'p. Bu funksiya aniqlanish sohasi demak d y bizda. Aniqlanish sohasi demak minus cheksidan plus cheksigacha yoki butun sonlar o'qi deyishimiz ham mumkin. İstesangiz mana bunday ko'rishni yozsangiz ham bo'ladi. Xo'p. Qiziq tomoni, qiymatlar sohasi qanaqa? Men qiymatlar sohasini ham yozaman, keyin hammasini chizganimizda bu sekin-sekin ko'rinishni boshlaydi. Mana buni? Ha, uzr. Mana bu endi yaxshi izoh berdingiz, birdan farqli. Chunki nimaga mana shu joyini nega olish kerak? Chunki agar 1 bo'lsa, 1 ni har qanday darajasi birligini bilamiz-ku. Aslida uni ham ko'rsatkichli funksiya deb qarashingiz mumkin, lekin u qiymatlari faqat 1 dan iborat bo'lgan, unchalik ham qiziq bo'lmagan funksiya. Shuning uchun odatda buni musbat va 1 dan farqli deyishadi. Va mana shunga qarab ikkita holatga ajratiladi. 0 bilan 1 ning orasida yoki 1 dan katta bo'lgan. Nima deysiz? Hali monotonlik tushunchasini endi o'rganamiz. Endi biz ayta olmaymiz-ku. Xo'p, maqsadi nima edi? Qiymatlar sohasini ko'rsatish. Qisqa. Qiymatlar sohasi, demak, nimadan iborat bu? 0 dan plus cheksizgacha. Xo'p. Endi bu funksiya aslida o'sish yoki kamayishlik haqida gapiradigan bo'lsak, ha, bu a ning qayerda joylashganligiga bog'liq. Agar a 0 bilan 1 ning orasida bo'lsa, 0 bilan 1 ning orasida bo'lsa, u holda bu funksiya aslida kamayuvchi. Agar a 1 dan katta bo'lsa, bu funksiya o'suvchi. O'suvchi va kamayuvchi funksiyalarni biz yaxshi bilamiz.
Kelinglar endi mana shu funksiyaning grafikini chizishga harakat qilaylik. Latdan juda qo'llayapmizda. Teparoqqa chiqarib tayyorlasam. Boshqa ham obod bo'lib turgan. Ha. Demak, quyidagicha bo'ladi bu funksiyamiz. Demak, mana bu x o'qi uzoqda aka, bu y o'qi sizga ko'rinyaptimi? Maqsadimiz sizga ko'rinishlik uchun chizish. Kelinglar sodda holdan boshlaylik. Y barobar 2 darajasi x bo'lsin. Jadval yordamida haqiqatdan bir tekshirib ko'raylik, buni qiymatlari qanaqa ekanligini. Demak, bu x lar, bu y lar. Masalan, x ga -2 bersak, demak 2 darajasi -2 degani bu 1/4 degani. -1 bersak, demak bu 1/2. 0 bo'lganda 2 darajasi 0 bu 1 ga teng. 1 bo'lganda 2 va 2 bo'lganda 4. Aslida faqatgina mana shu butun sonlarda tekshiryapman, lekin istirgan sonda tekshirib ko'rishingiz mumkin, chunki buni aniqlan sohasi minus cheksizdan plus cheksizgacha. 0 da 1 ekan. Demak mana bu yer. Xo'p, 1 da 2 ekan. 1 ga 2 to'g'ri keladi. 2 da 4. Demak bu 1, bu 2, mana bu 3, mana bu 4 bo'lsa, demak mana bu yerda. Xo'p, minus 1 da demak 1/2 midi? 1/2. Minus 2 da 1/4. Taxminan mana bunday. Endi bu uzluksiz chiziq aslida. Uzluksizlik degan so'zni ishlata olmayman-u, lekin ha, qo'lim uzilmaydi. Ya'ni birorta nuqtasida qiymatsiz qolib ketmaydi. Taxminan mana bunday grafik. Eng qizig'i mana bu chiziqning davomi, buni grafik bo'lgan chiziqning davomi OX o'qiga, demak, go'yoki mana minus cheksizga qarab borgan sarimiz juda yaqinlashib ketadi, lekin hech qachon tegmaydi. Odatda buni minus x keltirganda mana bu ox o'qi buning nimasi deyishadi? Asimptotasi deyishadi, to'ppa-to'g'ri. Asimptotasi. Demak, bu 2 nuqta, bu 1 nuqta, bu 3, bu 4. Taxminan mana shunday grafikiga ega bo'ladi. Demak, albatta qolgan qiymatlarni hisoblashingiz mumkin. Endi bu faqat 2 darajasi x emas, balki a darajasi x va a 1 dan katta bo'lganda ham taxminiy ko'rinish mana shunday bo'ladi. O'sish degani mana shu. Demak, bu yoqdan keladi. 10 ga borgan saningiz ko'tarilib ketaverasiz. Har doim demak 0 bo'lganda bir qiymatni qabul qiladi. A darajasi 0, bu 1 ga teng. Endi xuddi shuni teskarisi bor. Teskarisi deganim qaysi ma'noda? Endi y barobar 2 darajasi minus x ning grafikini chizaylik. Demak bu 2 darajasi x ning grafiki xuddi shunga simmetrik. Da, simmetrik bo'ladi. Demak mana bu yerdan mana bu yerdan mana taxminan ya ko'tarilib ketdi, lekin aslida bu 1 ga ketadi. Bu tomoni ketadi. Simmetrik o'xshadimi, o'xshamadimi bilmayman, lekin mana shunday. Bu demak 2 darajasi minus x ning grafiki. Demak, a darajasi x ham xuddi shunday sizlar. Agar a 1 dan katta bo'ladigan bo'lsa, xuddi 2 darajasi x ga o'xshaganroq bo'ladi ko'rinishi. O'suvchi. Agar a 0 1 orasida bo'lsa, demak 2 darajasi minus x ga o'xshaganroq bo'ladi grafiki. Ha, har doim boya aytganimizdek, x 0 bo'lganda y 0 1 qiymat qabul qilganligi uchun mana bu nuqtadan, ya'ni 0 1 koordinatali nuqtadan albatta o'tadi. Albatta bu yerda kerak bo'ladi, hozir aytamiz. Demak, biz hozircha nimani ko'rdik? Mana bu o'suvchi kamayuvchilik nimaga yordam beradi funksiyani? O'suvchi kamayuvchilik. Go'yoki qiymatini nimaligini aniqlashga birdan katta, birdan kichkinaligini aniqlashga yordam beruvchi hisoblanadi. Endi tepa mana shu yerda o'zi chizsak bo'ladi. Misolingizni ayting endi. To'rtta son berilgan, a soni. Xo'p. A 2 ni 1 2 darajasi. Tushunmadim. 2 darajasi 1/10. 1/10. Aha. 1/10. 0.3 minus 1/2. Aha, tushdi. Maqsadingiz nima o'zi? Qaysiga to'g'ri? Ha, birdan kichkina. 3 darajasida. Birdan kichkinasi kerak. Minus 2. Xo'p, bunisi ham 0.5. 0.9 bo'lsin. 0.9 ni minus, masalan aytaylik 3 izosida 5 darajasi. Mana shunaqa sonlar ham bor-da, turib qo'ysin. Xo'p. Savol, demak, 4 ta son berildi. Mana shu 4 ta sondan qaysi biri birdan kichkina? Yoki birdan kattalar va birdan kichkinalarni alohida ajratib chiqing. Tabiiyki, har bittasining qiymati musbat.
Müsbat ve hiç kaysa birge tengemez. Demek hammasi ya birden katta ya ki birden kichkina bo'ladi. Başka holat bo'lishi mumkinmas bizde. Bir bilen ya ki bir bilen ya ki birden kichkinalik bilen. Ha, o'lchanadi. Endi mana shu yerda qarash kerak. Mana grafik. Aynen 2 derecesi 1 2 derecesi 1.3 ga o'xshash. Tak, bu o'suvchi funksiya. Bu o'suvchi funksiya. Endi qarasalaring o'suvchi funksiya 0 da bir qiymat qabul qiladi, lekin musbat joyida demak birdan katta grafik. Demak, mana bu birdan katta birinchisi. Xo'p, ikkinchisi asos 0.3, 0.1 orasida. Demak, bu xuddi mana bunga o'xshagan grafik. 2 darajasi minus x ga o'xshagan. Aniqroq bu 1/2 ning x degani. Xo'p, 0.3 ni manfiy darajasi. Manfiy darajasi, manfiy darajasi 0 da 1 manfiy darajalarda birdan katta. Mana bu 1 da, mana bu 1 chiziq. 1 chiziqdan yuqorida yotibdi grafik. Demak, bu ham birdan katta. Xo'p, C asosi 3. Darajasi manfiy son. Xuddi 2 darajasi x ga o'xshaydi. Manfiy sonlarda grafik birdan pastga yotibdi. Mana bu, demak, birdan kichkina. Va oxirgisi 0.9. Bu mana bu grafikka o'xshash. Darajasi minus. Darajani bir bilan qanaqa aloqasi bor, qiziq emas. 0 dan katta yoki 0 dan kichkinaligiga qaraymiz. Hozirda xulosa chiqaramiz shundan. Xo'p. Bu mana bunga o'xshayapti grafiki va darajasi manfiy. Darajasi manfiy bo'lgan joyi, demak, birdan katta. Qaraymi? Mana bu 1 degan chiziq bo'lsa, undan yuqorida yotibdi grafik. Demak, y ning qiymati, ya'ni d ning qiymati bizning holimizda birdan katta. Berilgan mana bu 4 ta sonni a, b va d lar birdan katta ekan, faqat c gina birdan kichkina ekan. Masalani berilishiga qarab javobni aytasizlar. Agar faqat birdan kichkinasi kerak bo'lsa, c, birdan kattalar qaysi desa, a, b, d deymiz. Xo'p. Bitta chiroyli xulosacha qilib olsak bo'ladi o'zimiz uchun. Qanaqa? Asosga qaraymiz. Asos agar 0 va 1 ning orasida bo'lsa, 0 va 1 ning orasida bo'lsa va daraja musbat bo'lsa, daraja musbat bo'lsa, u holda a darajasi x albatta birdan kichkina. Xo'p, agar x kichkina bo'lsa, bu birdan katta. Xuddi go'yoki teskari tengsizliklarga o'xshaydi, katta bo'lganda kichkina. Bu demak kamayuvchi bo'lganligi uchun. Bu birinchi hol. Ikkinchi hol. Agar a asos birdan katta bo'lsa, unda xuddi kattaga katta to'g'ri keladi degan qoidamiz. Demak x 0 dan katta bo'lsa, bundan kelib chiqadiki a darajasi x birdan katta. Agar x manfiy bo'lsa, bundan kelib chiqadiki a darajasi x birdan kichkina. O'zi aslida bu ikkita tarafga ham to'g'ri. Mana bunday desak ham bo'ladi. Xo'p. Qanaqa misollaringiz bor Zohid aka? Asrab qo'ygan. Ifodasi qanaqa edi? Ifoda endi soddalashib ketar-u. Biz endi funksiyaning grafikini ko'rdik. Funksiya bilan tanishdik qaysidir ma'noda, to'g'rimi? A darajasi x funksiya, demak a musbat bo'lganda aniqlanish sohasi minus cheksizdan plus cheksizgacha bo'ldi. Har qanday x aniqlangan. Demak, bunaqa ko'rinishdagi sonlarni biz deyarli taniymiz, bilamiz endi. Endi to'g'ridan-to'g'ri tenglama ishlashga o'tishimiz mumkin. Buning uchun albatta funksiyalarni, masalan, ikkita funksiyani deylik, umumiy nuqtasini topish, kesish nuqtalariga o'xshagan masalalardan boshlaydik. Keling, birinchi shunaqa masaladan boshlaydik. Xo'p. Qanaqa masalangiz bormi shunaqa? Masalan, y barobar qanaqa funksiya? 0 butun davrda 3 ni ikkinchi darajasi, aha. Ikkinchi funksiya. 9 ni o'zimi? A, bo'ldi. Ham bo'ldi mana. Ikkita funksiya berildi. Birinchisi ko'rsatkichli. Ko'rsatkichlilikki asos musbat va 1 ga teng emas. Chunki 0 butun davrda 3 degani bu 1/3 degani, to'g'ri emas bu. 1/3 ning ikkinchisi. Ikkinchisi o'zgarmas funksiya. Ikkinchisi o'zgarmas funksiya. Mana shu ikkita funksiyani nimasini so'rayapsiz? Kesish nuqtasini. Endi buni grafikdan tasavvur qilib ham chizishimiz mumkin. Biz ikkita holatni ham ko'ramiz hozir. Chunki bir tasavvur qilaylik, keyingi misollarda qayta-qayta grafik chizib o'tirmaymiz. Xo'p, 0.3 degani bu demak birinchi funksiyamiz o'zi aslida mana bunday funksiya ekan. Demak, 1/3 ning x deb tushunaveraylik. Chunki biz anaqani o'rgandik-ku. Bu go'yoki hali 1/2, 2 ning minus x bilan bir xil. 0 da 1 ga aniq, demak grafik tepadan keladi, to'g'rimi? Mana bunday keladi-da, birliklarni keyin qo'yilaveraman, andoq ketadi. Xo'p, bu 1. Keyin 9 degani bor. Y barobar 9, masalan, mana bu yerda 9 degan nuqta bor. To'g'rimi? X ni har qanday qiymatda 9 ga tengman deyapti. Demak, bu aslida mana bu chiziq, to'g'ri chiziq. Grafikdan ko'rdikki,
Mana bu y barabar 0.3'ni x'in derecesi degan, yani 0 davrda 3'ni x'in derecesi degan funksiyamız grafiği bu. Y barabar 9 degenimiz grafiği bu. Bu ikide çizgimiz bitti noktada keşi yaptı. Demek bu yok ki bunlar bitti umumi noktaya geliyken. Yani elbette bu noktadan top koyuşumuz mümkün. Çünkü y 9 boğaz. Mana bunu 9 koyup şaş gerek. Yani bir taksım 3'ni x'incisi barabar 9. Hop. Bu ne demek yani? Bu aslında 3'ni minus x'incisi isteseniz bu 3'ni kvadratı. Hop. Asoslar bir xil. Sonlar teng bo'lishligi uchun darajasi bir-biriga teng bo'lishi kerak. Nega shunaqa? Gap shundaki, ko'rsatkichli funksiya bu inyektiv aksentirish, ya'ni bir qiymatli aksentirish. Bir qiymatli aksentirish. Hozir buni nima ekanini tushuntiraman. X barobar minus 2. Menimcha oldin yozmaganmiz. Y barobar fx funksiya berilgan bo'lib, ha? Agar fx1 teng fx2 dan kelib chiqsa-ki x1'nin x2'ye tekniği. Bunda funksiyon odatda inyektif bir kıymetli deyişer. Yani funksiyonun kıymetleri tekniğinden onların argumentlerinin tekniği elbette kep çıksa. Yani tabi doğru. Argumentler tekniği olsa kıymetlerim tekniği olaydı. Lekin kıymetler tekniği olsa argument tekniği olsa şart demez. Misal. Mesela y barabar x kvadrat funksiyon. Ha? x1 kvadrat barabar x2 kvadrattan biz ayta olmayız ki x1 x2'ye tekniği. Nege? Çünkü mesela boruş mümkün ki minus 1'ni kvadratı ya. 1'ni kvadratı ya. Kim aytadı bunda teng bo'lishmaydi? Odatda bunda aksentirishni inyektiv, ya'ni bir qiymatli aksentirish deyiladi. Bizning mana bu aksentirishimiz y barobar a darajasi x degan funksiyamiz bu bir qiymatli aksentirish. Shuning uchun ham unda mana bu asosda har doim o'rinli. A darajasi x barobar a darajasi masalan z bo'lsa, asoslar demak bir xil x y ga albatta z ga albatta teng bo'ladi. Mana shu xulosaga ko'ra biz x ni minus 2 ekanligini ayta olamiz. Xo'p. Endi teng nimaga o'tsak bo'ladi zohidaga? Hozir. Chunki latta sal. Qayerda? Ha, bitgan. Xo'p, ayting. 2x - 1 a? Aha. Xo'p, yaxshi misol. Demak, hozir o'rgangan usulimizga tushirishimiz kerak, ya'ni qaysi qoidaga? Mana bu qoidaga tushish kerak. Asoslarni bir xil qilib olsak, demak darajalar teng deb xulosa qila olamiz. Avval shuni o'ylab ko'rish kerak. Chap tomoni yaxshi, 6 ning darajasi. O'ng tomoni ham 6 ning darajasi ko'rinishda yozish mumkinmi? Ha, mumkin. Chunki bu 6 ning kvadrati, bu esa 6 ning 1/2 darajasi. Orada ko'paytirish belgisi bor. Demak, ko'paytirilganda asos bir xil bo'lsa, darajalar qo'shiladi. Boshqacha aytganda bu 6 ning 2x - 1-chisi hech qanaqa o'zgarish qilganimiz yo'q. Bu 6 ning kvadrati ko'paygan 6 ning 1/2-chisi, ya'ni 6'nin 2x minus 1 derecesi denge iken 6'nin 2 bütün 2'den 1. Asaslar bir xil. Musbat asaslar. Taşı varamız. 2x minus 1 denge 2 bütün 2'den 1 degen o de çizikli denglemege gelip kaldık. Bu denglemen şey degen bulsak 1 yok olsa demek 2x barabar 3 bütün 2'den 1'e. Bu neçi var adı x barabar. Anlamın diye. 1 bütün 4'dan 3 yok ki 3 taksım 4. Hop, keyingi misol. Yana xuddi shunaqa misol beryapsiz. Sal murakkablashtiring, ikkala tomonni ham iloji bo'lsa darajalarli qiling. 5 4 ni ko'raylik, keyin 5 ni ko'ramiz, mayli. Hop. 5-chi izosda. Hop. Aha. 7 taksim kubi izosi deydi. Aslında hazır işleyen misalımızda aynen o'zi. Çünkü her ikkala tomonning 7 ni darajasi ko'rinishda yozib olish mümkün. Çünkü 49 bu 7 ni kvadratı. Demek chap tomoni go'yoki mana bunday bo'lyapti. 7 ning 2 x minus 4 derecesi 5 izosida. Lekin 5 izosida degani bu 1 taksim 5 derecesi degani. Biz bunu bilamiz. Hop. O'ng tomoni. 7 ni 1-chi darajasi bo'lingan 7 ni 1/3-chi darajasi. Demak bu 7 ning 1 minus 1/3-chi darajasi degan. To'g'rimi? Bo'ldi. Mana bu boya qoidamiz bordi. Ko'payib ketadi. Ko'paygandan keyin 7 ni darajasi. Bu ham 7 ni darajasi. Demak shunchaki darajalarni tenglashtirib qo'yaveramiz. 5, to'g'rimi? Bu tomoni 2/3 bo'ladimi? Aha. Bo'ldi. Menimcha ikkala qisqartirib olsak bo'ladi. 5 bu yoqqa o'tadi. 5/3.
Turkiy o'tadi. X barobar necha bo'ladi? 5 butun 3 dan 2 mi? 1 mi? 2. Aha. Mana bu ko'rinishga keladi. Xo'p, keyingi masala. Hop, men o'chirib qo'yaman, uni qurib turadi-da, san'atda hali qo'l ekan. Xo'p, 3 darajasida 4x minus 2. Aha. 11 ko'paytirilgan. 9 darajasida. Xo'p. 2x minus 2. Keyin 15 ko'paytirilgan. 3 ni? Aha. Xo'p. Yaxshi misol, yaxshi misol. Xo'p. Qavsni tashqariga chiqarish degan qoidalarni yaxshi bilishimiz kerak. Xo'p. Kelinglar qayta-qayta yozamiz buni, hech narsa qilmaydi. 3 ni 4x minus 2 darajasi plus 11 ko'paygan. 9 degani bu 3 ni kvadrati degani. Demak, mana bu qoidani ishlatmoqchimiz. A darajasi n ning m darajasi bo'lsa, hozir ishlatganimiz bu ko'payib ketadi. Bu dush qoidani ishlatmoqchimiz. Bu 3 ni kvadrati. Demak, 3 ni kvadratini 2x minus 2 darajasi. 2 bilan bu ko'payib ketsa 4x minus 4 bo'ladi. Xo'p, bu tomoni demak 5 ko'paygan 3 ni minus 3-chisimi? Chunki 15 degani 5 kali 3 degandi. Bitta 3 bilan 2 ketdi, to'g'ri. Ana endi bu yerdan qavsni tashqariga chiqarish degan narsa bor. Mana shunda qaraq qarash kerak. Iloji boricha kichkinasini chiqargan yaxshiroq. 4x minus 2 kichkinami? 4x minus 4 mi? 4x 4x minus 4 4x minus 2 dan kichkinaroq. Demak, 3 ning 4x minus 2 darajasini ana chalg'itdi bir. Gapirib-gapirib teskari yozib qo'ydim. Aslida ahamiyati yo'q, kattasini chiqarib qo'ysalar ham bo'ladi, faqat kasr bilan ishlamaslik uchun u qilinayotgan ishlar. Xo'p, bu chiqib ketsa 4 yaxshi ko'rinyaptimi o'zi? Ha? Ha, shunaqa bo'ladi. Bu yerda nima qoladi? 3 ning kvadrati qoladi, chunki ko'payganda haqiqatdan daraja qo'shilib bu hosil bo'ladi. Plus bu yoqda 11 a? 11. Bu yoqda 5 kara, yoki 5 taqsim 3 kubi bo'lsinmi yoki 3 kubi bo'lsin? Xo'p, bu necha bo'ladi bu? 20 mi? G'alati son emasmi? To'g'ri berdingizmi? 9, 20. Yaxshi, yaxshi. Hech biroq qolib ketmadimi? Aniqmi? Va buni buyoqqa ko'paytiraylik. 3 ni 4 x minus 1-chisi bo'ladi. Ko'paytirilgan 20 barobar 5 mi? Xo'p, qisqarib ketdi. G'alati son chiqdi, shunga hayron qoldim. Shunaqa javob kerakmi sizga? 4x minus 1 barobar 1 taqsim 4 bo'lyapti-da, to'g'rimi? Shu misolingiz xato berilgan ekan. Xato emas, aslida bu ham to'g'ri. Lekin gap shundaki, bunaqa qiymatni ham qabul qiladi albatta. Agar biz logaritm degan tushunchani bilganimiz, uni yozib ko'rsatolardik. Lekin bu qiymatni qabul qilishligi grafikimizdan ham ma'lum. Faqat yaxshi son bermabsiz-da, yaxshi son tanlamabsiz. 60 qilsangiz qolib ketadimi? Aniqmi? Sizni. Shuning uchun tanlab to'g'ri beringda, logaritmni aralashtirib olmang ishlarini. Ko'paytirilgan bu. 60 bo'lsa, bitta 3 qisqarib ketdi, bitta 20 qoldi. 20, yaxshi, mayli. Mana misolni o'zgartirdik. Bu hammasi Zohid akaning aybi. Uyqusiraganmi nima balo? Mana. Shunaqa ham misol beradimi? Logaritmni aralashtirmang hali. Xo'p. 3 ning qandaydir darajasi 1 ga teng ekan. 1 degani bu 3 ning 0 darajasi degani. Demak, darajalar teng bo'lishi kerak, chunki bu bir qiymatli funksiya, inyeksiya va kisantirish. Demak, x ni 1 taqsim 4 ligini xulosa qila olamiz. Tag'i ko'rindimi? Xo'p. Muammo nimadan iborat bo'ldi? Haqiqatan ham agar boyagi holatga kelib qolganida edi, masalan 3 ni 4x minus 1-chisi nimaga teng bo'ladi? 1 taqsim 4 midi? Keling, mana shu 1 ni ham bu yoqqa o'tkazib yuborsam hech qilmaydi. 3 ni 4x sinchisi barobar nima bo'ladi? 3 taqsim 4. Bu qiymatni ham qabul qiladi. Chunki grafikimiz mana bundayda bu. 3 ni 4-chi darajasi bu 81. Aslida bu mana bunday funksiya. 81 ning x sinchisi barobar 3 taqsim 4. Bizga bu 81 mi? Necha bo'lsa ahamiyatga ega emas. Birdan kattaligi muhim hozirgi holatda grafikni tasavvur qilishlik uchun. Mana bundayda grafik. Ketaveradi. A bu 3 taqsim 4 degani xuddi boyagidek. Mana bu yerda masalan chizib yuborsak-a ikkalasi bitta nuqtada kesishadi. Mana bu nuqta bor-da, faqat bu nuqtani biz yozib bera olmaymiz. Nega? Chunki agar biz logaritm degan tushunchani keyingi mavzuni bilganimizda edi,
Bunu aynen kanak görünüşteyken yazı verirlerdi. Yani misalın hatası kemçeliği yok idi. Fakat aynen şu misal dairesinde buluştuk için biz az yine özgürtürüş kırdık. Hop. Kengi misal. Bir örneğin bir örneğin. Ne demek? Aha. Hazır qanday yoshni 3 ni 2 sinsin 4 ni 2 sinsin deyapsin deyapman. Mana shunday misol? Aha. Yaxshi misol haqiqatan ham. Go'yoki ikkita funksiya berildi. Birinchisi y = 3 darajasi x, ikkinchisi y = 4 x, 4 darajasi x. Grafikning kesishgan nuqtasini toping. Tasavvur qilsak, haqiqatan kesishadimi? Kesishi aniq, chunki ikkalasi ham bir qiymatni 0 da olishini bilamiz. Hech bo'lmasa bitta yechimini bilamiz. Endi qiziq tomoni shundan boshqa yechimi yo'qmi? Nima qilish kerak? Bu ham chap tomoni ham. O'ng tomoni ham har doim musbat son. Chunki a darajasi x a musbat bo'lganda qiymatlar sohasi 0 dan plus cheksigacha 0 qiymatni qabul qilmasdi. Demak, istalgan bittasiga bo'lib olish haqqimiz bor, to'g'rimi? Chunki tenglikni faqatgina 0 ga bo'la olmaymiz. Bizda bo'lishimiz mumkin. Masalan, 3 darajasi x bo'lingan 4 darajasi x barobar 1 deb yozaylik. Ya'ni bu ekvivalent bizning holimizda. Mana bu qoidadan biz nima qilamiz? Aslında bu 3 taqsim 4 ning ikkinchisi. Nimani foydalandik? Mana bu yerga yozsam ko'rinadi. A bo'lingan b ning eninchi darajasi bu a ning eninchisi bo'lingan b ning eninchisi. O'ng tomondan chap tomonni yozib oldik. Barobar 1. 1 ni 3 taqsim 4 ning 0 inchisi. 1 shunaqa yaxshi sonki, istalgan musbat sonni 0 inch darajasi deb olsak bo'ladi. Ana shu bizga yordam beradi. Ana bu funksiya 3 taqsim 4 ning ikkinchisi bu bir qiymatli bo'lganligi uchun faqatgina darajalar teng bo'lgandagina yechimga ega bo'ladi. Demak, faqatgina bitta yechim bor. U ham bo'lsa x barobar 0 ekan. Yaxshi, grafik bilan bering. Biz ana qilib ko'rsata olmaydiganmiz javobini. Mayli, bera qoling. Xo'p, hozir vaqt ekan. 1 taqsim qavs qolib, aha. Aha. Aa, yana ham yaxshi funksiya. Aslida umuman olganda tenglik berilgan bo'lsa, tenglik berilgan bo'lsa, haqiqatan chap tomon, o'ng tomon alohida funksiya deb qara olsak, qaysidir ma'noda grafik bilan ishlash ham bitta usul hisoblanadi. Bu ham xuddi shunday. Chap tomonida go'yoki bitta funksiyaning qiymati bor bu. Bu 3 taqsim 1 taqsim 3 ta x inchisi. O'ng tomonda boshqa funksiya x plus 4. Bu tenglik qachon bajariladi degani, bu funksiyalar qachon ustma tushadi degani. Faqat ustma tushgan qiymatlarini kesishgan nuqtalar faqat abtissiyasini so'rayapti, x ni so'rayapti-da, tenglama deganda, to'g'rimi? Demak, grafikni tasavvur qilib ko'raylik, qanaqa bo'ladi buni. Bittasini hozir o'rgandik, chap tomonni, o'ng tomonini esa mana bu chiziqli funksiya o'rganganmiz. Xo'p, buni grafikini bilamiz. 0 da 1 1 taqsim 2 ning ikkinchisiga o'xshashgan grafik. Men aynan qachon nimalar olishligini chizib o'tirmayman-da, asosiy joyini bilaman. Mana shunday ketar grafik. Bo'ldi. Demak, buni davomi bor aslida, bilasizlar. Hech qachon kesishmaydi. Buchi to'g'ri chiziq. Agar mana buni yopib turadigan bo'lsam, bu shunchaki birinchi chorakni bisektrisiyasi. 4 degani shuni 4 birlik yuqoriga ko'tarish degani. Demak, 0 bo'lganda 4 dan o'tadi degani. Bu 1, bu 2, bu 3, bu 4. Mana bu yerda o'tadi, to'g'rimi? X o'rniga -4 qo'ysak, 0 bo'ladi. 1, 2, 3. Endi aniga bo'lmasligi mumkin. Demak, mana bu chizgan chizig'i ham bu y barobar x plus 4 ning grafigi. Bu esa y barobar 1 taqsim 3 ning x inchisi. Bu grafik bu tomoni bu yoqqa qarab ketadi. Bu tomonda umuman buni aligisi yo'q, chizig'i yo'q, xuddi shunday yuqorida ham yo'q. Faqatgina mana bu joyda kesishdi. Endi meni nuqtam bu -2 ga to'g'ri kelib qoldim. Lekin aslida -2 emas-da bu. Ha, endi sal qiyinchiroq bo'ldi. Endi mana buni aynan -2 da ekan deb o'ylamanglar. Sal beroqda bu, to'g'rimi? Endi qo'lda chizishdagi sal xatoliklar. Lekin, demak, nima deymiz? Bitta anaqaga ega ekan. Teng nima? Bitta yechimga ega ekan, bitta ildizga ega ekan. Xo'p. Mana masalan, beraman. Beraman. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Faqat orada boshqasi yo'qmi? Boshqacha yo'qmi? Yana osonroq bo'ladigan? Keyin mana qanaqa bo'ldi? 5 ning kvadrati 5 degan progressiyaga o'xshagan. A, u nima? Uni ham beramizmi?
Berelik bo'pti. Chunki birdaniga o'tib ketmaylik deyapman da, ana belgilashga. Beravering, aytavering Zohid aka, vaqt o'tkazmaylik. Qani 22 ko'rmayaptim 22. Yaxshi, mana shundan boshlaymiz. To'ppa to'g'ri, juda chiroyli san aka. 2 ning 5x + 6-chisi. 7 ning 5x + 7 ning, ha? 5x plus 2-chisi, keyin yana 2 5x + 5x plus 3-chisi 5x plus 1 mana bunda tenglama berildi. O'qib beraman agar yaxshi ko'rinmayotgan bo'lsa 2 darajasi 5x + 6 minus 7 darajasi 5x + 2 minus 2 darajasi 5x + 3 minus 7 darajasi 5x + 1 teng 0. Xo'p. Ishlash kerak. Ishlashda demak alohida-alohida qasni tashqari chiqariladigan ajrat oladik. Mana bu ikkalasidan darajasi kichkinroqini chiqaramiz. Demak 2 darajasi 5x + 3 ni chiqarib olsak, bu yerda qoladi 2 darajasi 3 minus 1. Tak, ovoz qanday ko'rmadimmi? Qarangki, yo'q, ishlayaptim. Tegib ketdim-da. Xo'p. Bundan 5 2 darajasi 5x + 3 chiqib ketsa 2 ni kubi qoladi. Bundan bu chiqib ketsa, demak 1 qoladi. Endi mana bu ikkalasi minus mi ekalasi ham? Minus 7 darajasi 5x + 1 ni chiqarib yuboraman. Unda bunda shunchaki 7 qolar ekan, to'g'rimi? Bu esa plus 1 barobar 0. O'chirib qo'yaylik, aralashib ketmasin. Xo'p. Xo'p. Bu ham 8. Bu ham 7. Zo'r son chiqdi. Demak, 2 5x plus 3 ko'paygan 7. Ajoyib gap bo'ldi haqiqatda. Mana bu ko'rsatib keldi. Endi ikkala tomonni 56 ga bo'lamanda, 7 ga ham 8 ga ham bo'laman degani. Demak, go'yoki bu bo'ladi 2 darajasi 5x. Chunki bu 2 ning kubida, 2 ning kubi ketdi, mana bu ketdi degani. Bu ketsa, demak 7 ning 5x-chisi. Boyagi misolga tushdik. Bu faqatgina 5x 0 bo'lganda bajariladi. Ya'ni x teng 0 bo'lgandagina bajarilar ekan. Yaxshi. Har bir tomoni ham 7, ikkinchi tomoni ham 8 bo'lsa yaxshi bo'lar ekan. Bering shunaqadan, bering Zohid aka, bugun toza misol beraman deb kelgan ekansiz, bering. O'ynab bersang ham o'ylab ber. 6 ning 2x. Aha. Minus. Shuddami? Aha. 7 ga paydolgan 6 ning. Oddiy-ku bu, xo'p. Hamma joyda 6 chiqasiz-ku. Teng 6 ham demasdi. 6 minus 6 mi teng? 6 minus 6. Ha, bo'ldi. Yaxshi. Nima qilamiz? Hammasida 6 bor. 6 ni chiqarib yuboramizmi? Yo'q, bunaqa ish qilmaylik. Shunchaki belgilash qilamiz. 6 darajasi x ni t deymiz va t ning musbat ekanligini xayolimizda har doim olib turishimiz kerak. Nega? Chunki 6 darajasi x degan funksiyani qiymatlar sohasi musbat. Sonlar to'plamidan iborat. Bu demak musbat chiqish kerak. Demak mana bu t kvadratni beradi. Chunki aslida bu 6x ning kvadratida bu. Minus 7t plus 6 barobar 0 degan kvadrat tenglamaga keldik. Endi buni bitta ildizi birligi shundoq ko'rinib qoldi, to'g'rimi? Ko'rinib turibdi. Ikkinchi ildizi 6 mi? 6. Eng qizig'i ikkalasi ham musbat ekan. Demak, ikkalasi ham mana bu yerga olib borib qo'ysak bo'ladi. 6 darajasi x ni 1 ga tenglashtirsak, x ning 0 ligini topamiz, chunki bu 6 ni 0 degani. 6 darajasi x ni 6 ga tenglashtirsak, x ning 1 ekanligini topamiz. Demak, berilgan tenglama ikkita ildizga ega ekan va bu ikkala ildiz bittasi 0, ikkinchisi 1 ekan. Xo'p. Endi bo'lib qilinadiganiga kelsak bo'ladi menimcha. Kvadrat tenglamaga kelib oldik-ku, o'sha aylanib, to'g'rimi? Hali ham hozir bittada yozadiganmi bular hammasi? Ha, bo'lishga kelmadimi? Mayli, bitta manaqadan ko'raylik, haqiqatdan g'alatiroq bo'ldi. Mana shuni ham bersangiz bo'lar ekan buni. Chiqmasa kerak, umid qilaman, chiqib qolsa o'sha gap.
16'nın ikincisi, o zaman 16'dan başlandı anlayacak. 12 köpeytilgen. Ne dedi aslında? 2'nin 3x minus. Galata. 3 minus x'incisi. Şunu değil mi? Varışı mı bunu? Acayip. Cayip, cayip. Hop. Ne maksak buladı? Bu demek 2'nin 4x'inci derecesi degen. Doğru mu? Yok ki 2'nin x'incisinin 4'incisi degen. Plus 12 köpeygen 2 derecesi de aslında bu 3x minus 3 taksim 2 degen. Barabar 2'nin 3 minus x'incisi degen. Doğru mu? Aha. Çıkadigan narsa var mı? Bunu köpeytir varsa bir bolar bolar ekan. Çıkadigan cevap doğru. Cevaptan başka birden çıkadigan narsası var mı ekan deyodim. Yok ekan dedik. Ya hatta mana ketkiz olsam bolar ekan boya. 12'nin 4 tasini bu yoqqa 30 olib mana buni yo'qotsam bolar ekan. Ko'rinadimi deyodim. Ha mayli, bir gap bo'ladi. Xo'p. Chunki mana uni kamaytirmoqchi edim sal darajasini. 2 darajasi nechin chiqaray deb o'ylab turdim. 2 derecesi çıkartıganı var mı arkadaşlar? 3x minus 3 taksim 2'ni olsam. Bunu nasıl bir adım? Yok çünkü az bunu köpeytirsem ama herhangi bilmiyorum. Hop, tur köpeytirsem bulurken mi? Hayır, köpeytirem mi olsa? Şöyle şu, kanişne. Çünkü bana minus yok atmak için mi bir içine var? 2'ni 2 inç derecesi köpeytirsek. 2'ni 5 2 inç derecesi bu arada. Plus 12 köpeygen x'inciyi köpeytirsem etki plus x boladı. 5x boladı ki evet doğru. Mekhayalına böyle teorik soğuk boladı. Neyge ona kılma yaptım? İkinem durdum. Yakışı birli genelde onda. Taksim 2'ye. Barabar 8. Ha, bu oldu. Demek kep kaldı. Hakikaten kep kaldı. Demek 2 derecesi de 5x minus 3'ü diyeyim olayım ki ne? Onu öğrendik. T de öğrendik. Musbatligini hesap koyalım. Aslında 2 derecesi 5x taksim 2'ni olsa bu da da. Bu ikinci kısım bir akıllı kısım bunlar doğru olsun. Yani birge olsak ne yapalım? 5'ni sakınmaydı. Hop. Bundan 2 derecesi 5x minus 3'ni T kvadratligini bilemem. Doğru mu? Demek 2 derecesi 5x barabar 8 T kvadratligini taptık. Başka çetkende bana bunun oranına 8 T kvadrat koyalımız. Bu yerde 12 mi? Barabar 8. Benimce 4'e kıskardı. 2t kvadrat plus 3t minus 2. Barabar 0. Hop. Korum türgen geçim var mı? Yok. T1 deyaksız ki 1 taksim 2. O, 1 taksim 2 olsa ikincisi minus 1'de. Ha, minus 2 oladı. Ha, minus 2 olarken doğru. Bir etkik oraya minus 2 olarken. Ana minus 2'ye çıktı. Demek mana bu bizge cevap bol olmaydı. Sebabı mana bu, ne dedik? Bu kursatkışlı funksiyonun kıymatı aslında. Kursatkışlı funksiyonun kıymatı manfi buluşu mümkün emez. Fakat mana bunu teyinleştiremiz. Yani 2 derecesi 5 x minus 3 taksim 2 barabar 2'nin minus 1'incisi eken. Asaslar başka. Demek dereceler teyin buluş gerek. 5 x minus 3 taksim 2 barabar minus 1 degen teyinemen işlesek 2 yok ötedi minus 2, 3 yok ötedi 1. Demek x barabar 1 taksim 5 degen geçimini taparken biz. Hop. Kengisi. Şuna akılak olayım şimdi. Çünkü adlı kvadrat teyneme keledigenlerini kurduk. Doğrudan doğru. Çünkü bitti bir girişme çıkarken. Yok keledi mi öyle? Lekin muhumu avar kilitir olaylık şunu. 6 4 x 6 4 x 6 köpeygen 4'ün ikincisi. Minus 13 köpeygen 6'ın ikincisi. Farkı ne kadar? Doğru mu? Farkı ne kadar? Olduğun misaldan değilse. Çünkü bunda mesela 4 derecesi ikisini belgeleyiz mi? T'de. 6 derecesi ikisini T'de belgeleyiz mi? Kim bunu ne makalamız? 9'unu. Yani 9 derecesi ikisini belgeleysek bunlar da ne makalamız? Degen savallar payda okuladı. Çünkü her daim ben bittersen t'de belgilesek kvadrat teğnemeye kip kalıyor adı genelmez. Sen az yine
olib keltirish kerak, yo'llarini qilish kerak. Odatda buni bunday qilishadi. Mana bu qaranglar, bu sof aligida bu 4 darajasi x degani bu 2 ning 2-chi darajasi. Mana bu 9 darajasi x degani bu 3 ning darajasi go'yo. Lekin 6 ning darajasi x bor, u yerda 2 ning ham darajasi bor, 3 ning ham darajasi bor. Sof darajalikni tanlab olish kerak. İstesangiz mana buni oling, xohlasangiz mana buni oling, farqi yo'q. İstergan bittasiga bo'lib yuboring. Masalan, negadir menga yoqdi 9 darajasi x ga bo'lib yuborish. 9 darajasi x x ni har qanday haqiqiy qiymatida bu nima? Musbat son. Demak, tenglikni bo'lsak mumkin. Bo'lsak quyidagi narsa kelib qolamiz. 4 taqsim 9 ning x-inchisi bo'ladi bu. Chunki 4 darajasi x bo'lingan 9 darajasi x ni mana bunday olishimiz mumkin. Minus 13 ko'paygan 6 taqsim 9 ning x-inchisi plus 6 degan tenglikka kelamiz. Buni yaxshi tomoni e'tibor bersang, hozir ishlagan misolimizga olib kelyapmiz. Bu demak 2 taqsim 3 ning 2x-inchisi minus 13 ko'paygan 2 taqsim 3 ning x-inchisi plus 6 teng 0. Mana ana endi o'xshadi. Endi buni istasangiz t deng, bu t kvadrat bo'ladi. Bo'ldi. Agar bu t bo'lsa va t ni har doim musbatligini hisobga olsak, musbat yechimi kerak bo'ladi bizga. Bu 6 t kvadrat chunki bu mana shu sonning kvadrati bo'lib turibdi. Minus 13 t plus 6 barobar 0. Qanaqa yechimlari bor? Bormi yechimlari? Yo'qni ko'rmadingmi? Mana bunga ham o'xshar ekan. 3 taqsim 2 bilan. Hop, tekshirib ko'ramiz-da. Zohidda qanday yechim bo'yicha mana shu sonlar bo'lish kerak. Xo'p, ko'paytirsak birligi yaxshi. Qo'shganimizda mahraj 6 bo'ladi, 9 4 to'ppa to'g'ri. Haqiqatan. Eng qiziq tomoni ikkalasi ham musbat ekan. Demak, ikkalasi ham bo'lishi mumkin. Olib olamiz. 2 taqsim 3 ni x-inchisini 3 taqsim 2 ga tenglashtiramiz. 3 taqsim 2 degani bu 2 taqsim 3 ning minus 1 darajasi degani. Demak bundan x ning minus 1 ligini topamiz. İkincisi 2 taqsim 3 ni x-inchisini 2 taqsim 3 desak bundan x ning 0 ligini topamiz. Demak berilgan tenglamamiz 2 ta yechimga ega. Bittasi minus 1, ikkinchisi 0 ekan. Xo'p. Tenglamadan yana qanaqa misollaringiz bor? Agar bundayroq bo'lsa tengsizlikka o'tib ketib qolamiz o'tirishda. Ha, bunaqalikmi? Mayli, mayli, mayli. Xo'p. Bu tomonni o'chirib turaymi? Yaxshi. Demak, faqat tenglama bilan ishlar ekanmiz bugun. Tengsizlikka o'tib bir yo'lga to'g'ramiz. Mayli bir harakat qilib ko'ramiz, davay. Balki tushuntir, yaxshi oson tushuntira olsak, nima? O'rganib qo'ysak. Xo'p, hozirgi misolingizni ayting. 4 plus 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 to'g'ri. Yani bu e'tibor bersak, belgilasak nima bo'ladi degan savol. Qaysini belgilaymiz? To'g'ri, belgilash mumkin. Lekin bitta narsani yaxshi bilish kerak. Esdaringizda bo'lsa, bizda ikkita tushuncha bor. O'zaro qarama-qarshi sonlar bor. İkkita sonni o'zaro qarama-qarshi deymiz va o'zaro teskari degan tushuncha bor sonlarda. İkkita sonning yig'indisi 0 ga teng bo'lsa, bular o'zaro qarama-qarshi, ya'ni masalan 1 bilan -1, iljosti 2 bilan -iljosti 2 va hokazo. İkkita sonni ko'paytmasi 1 ga teng bo'lsa, bularni o'zaro teskari sonlar deymiz. Ya'ni bittasi 2 bo'lsa, ikkinchisi 1 taqsim 2. Bittasi iljosti 2 bo'lsa, bittasi iljosti 2 taqsim 2 va hokazo. Hozir e'tibor qaratsalaring, mana bu son 4 plus iljosti 5 bilan 4 minus iljosti 5 lar o'zaro teskari sonlar aslida. Haqiqatan ikkalasini ko'paytirsak, qisqa ko'paytirish formulasi a plus b a minus b a kvadrat minus b kvadrat teng bo'lganligi uchun 4 ning kvadrati 16, 16 dan 15 narsak 1. Ya'ni mana bu sonlar go'yoki o'zaro teskari sonlarda. Shuning uchun bunda mana bunday qilsak bo'lar ekan. Belgilashda istalgan bittasini olsak bo'laveradi. Masalan, buni t desak, deylik. T musbatligi aniq. Chunki mana 4 minus iljosti 15 bu musbat son. Bu 16 dan kichkina-da, chunki 16 dan kichkina bo'lsa 4 dan kichkina. Xo'p. U holda mana bunisi 1 taqsim t bo'ladi. Tushunarli, boya aytganimizga ko'ra. Plus t barobar 62. Hop, kvadrat tenglamamiz quyidagicha bo'ladi. T kvadrat minus 62 t plus 1 mi? Shunaqa son chiqadimi? Diskriminantni hisoblaymiz endi. 31 ning kvadrati 961 mi? Yarimni olyapman. Yarimni, hey. Nima 4, to'g'rimi?
Ya 400, 400, var, var, var. 960 ha? Huzur. 960. T1, 2 de 50'ye bir tane. Demek 31 plus minus. İlzi hasta 960 de gelme de gel. Yok, 15 ha? Lakin bu ne kadar son çıktı bu? Kvadratı mı anık? Ha, bu oldu. Hop. Demek en kısık tamamı ikkalesi ya müspat sonlar. Müspat de gidiyor çünerli, manfi de gidiyor. Çünkü 31'in kvadratı 960'dan katılak bu. Topa doğru. Demek ikkalesi ya müspat, ikkalesi ya ilzi buluşu mümkün. Yani 4 minus ilzası da 15'nin x'in derecesini eğer biz 31 plus 8 ilzası da 15'e teyneştirsek, zaftaki eğer aldım etken bulsa, ne oldu bu? Bana bu tamamı ayda yaptı ki, kaos bir yazık koyarlık. Aslında bu 4 plus ilzası 15'ini kvadratta da yaptı. Fikşir kurasılar. Doğru mu? Demek ki kvadratı basın, minus 2'nin enegesi buladı. Minus 2 derecesi buladı. Demek başka şey etkende 4 minus ilzası da 15 x'incisi beraber etken aynen şu misaldı, o hal devamı geçimi. Bunu yazışım mümkün, yok ki bunu tezkersi gelendirsem 4 minus ilzası da 15'nin minus 2'ncisi. Asas bir hal, demek derece teyin buluş gerek. X'in minus 2, bu birincisi. Doğru mu? İkincisi de demek 4 minus ilzası da 15'nin x'incisi denk 31 minus'e. Bu endi doğrudan doğru, minus 2'nin kvadratı dedi. Demek bundan x'in 2'de gelip çıkardı, doğru mu? İki de cevap var eken de, bir tanesi minus 2, bir tanesi 2 eken. Ben oho, zor ku. Aytingchi, bir narsa qilarmiz, chiqar. Xo'p. X minus 16. Aha. Berilish shunday, to'g'rimi? Bu yoqqa olib kelamiz, chiqaramiz, bir bolla qilamiz hozir. Ha. Tovuqlar kattalar bo'lib ketadi hozir. G'oyasizlikdan asrasin. Birinchi navbatda qanaqa g'oyadan foydalanish kerakligini bilish kerak odam sal harakat qilib ko'rish kerak. Meni ko'zimga hozircha ko'rinayotgan narsa bitta-bitta mana buni bu yoqqa olib kelish, buni naraqa o'tkazish. Qancha foyda beradi, yo'q bilmayman, lekin harakat qilib ko'raman shu ishni. Bilmayman. Agar o'xshamay qolsa, zohidaga bitta boshqa o'ylab turing. Yo'lini. Xo'p. Mana bunday ko'rinishga keldi. Xo'p. Bundan 2 daraja 8 ni chiqarib yuboraman. X plus 1 qoladi. Bundan 16 çıkar var hemen. X plus 1. Haa. O zaman bir de korundu. Saddayken. Tabii ki köpçek bitti. X plus 1'e böyle varadı. Bekin teknikte sarı kuşar boş gerek. İldizini yok atıp koymazdık için. Bunu aslında teknikte bir kere yazdık mı? Bir akut kız bir o zaman. Teknik ne var? Hop. Aslında X plus 1 çıkıp geçiş gerek. Demek ben birinci bunu yazıp koydum. Doğru için aslar. Bana bu ifadeden X plus 1 çıkıp gitti. Bana bu konuşu geldi. Şimdi ikide köpaytışı geçerli, her birini Allah'ta 0'ye teyinleştirip, geçimini tapamayın. Eğer bunu 0'ye teyinleştirsem, 2 derecesi x beraber 2'nin 4 incisi. Demek x'in 4'lüğü çıkadı bundan. Bunu 0'ye teyinleştirsem, x'in minus 1'lüğü kip çıkadı. Demek bu birinci, bu ikinci ildiz. Belirgen teyinleme 2'de ildizge giyken, bir tersi 4 eken, bir tersi minus 1 eken. Yani şimdi korunuştaki, misal olarak, eğer doğru işlemi olsam. Hop. Aytayın çeken akayken, misal, kızıktırıp koyduyuz. İyi, acayip, acayip. Uçurayım mı, uçurmayayım mı? Hop. Doğru, bir fakat ildizdeki korun tuttu. Lekin, birden başka ildizi var mı yok mu degen savoga. Yani, başka ildiz buluşmuş gibi. Hakikaten közben körüngende 2'ye 3'ünü koysak 5. Demek dereceler 1 bulsa bittiği için bağlı ki anı. Saval. X ten birden başka geçim var mı yok mu? Hoş. Buna kanaka körüş gerek. Bunun en yakışı usulü. Grafikte körüngen benim için yakışı yok diye böyleyim ben. Belki başka çırak usulü diyeyim öyle koyalımız. Kendiler bittesine böyle oraydık. Mesela 3 derecesi X'ye böyle oraydık. Ne mi çıkardı? 2 taksım 3'ünü x'incisi plus 1'u beraber 5 taksim 3'ünün x'incisi konuşuyor ki de, doğru mu? Hop. Hani yani tasavvur kılıyorlar. Ne özü bu?
Mana buni grafigi ma'lum, o'suvchi. Buni grafigi ma'lum, shuni bir-birlik yuqoriga ko'tarib qo'yilgan. Bo'ldi, mana shu ikkita narsani chizishga harakat qildim. Bu x o'qiz oqta aka, bu y o'qi. Ma'lumotingiz uchun. Mana bu 0 emas, koordinata boshi. Koordinatanın başı. Hop. Bu 1. 5 taksim 3'nin ikincisi. Bu demek taksimden kursu 3'ü bursa. Bana bunu keterdi grafiği. Bu uzun asrıda birsiz yazdırken bursa. Bana bunu keterdi. Bana bunu de uçup geçkilerdi. Lekin bir-birlik yukarıdan kurtarırken için demek şu 2 keledi de. Demek de keledi de. De kelip de ketip kaladı. Kırıç bir yağı bir keterdi. Bitti yeçim varlığı şimdi dağım köründü bunu. Biz o yüzden dağım x barabar bir yeçimliğini bilemez. Aslında bana şu noktaya kendim. Bundan başka yok iken. İsterseniz şunu Allah'a tekşirip koyun. X birden katta olsa bu bir akkara biterdi. Bunlar buna kabul edip Allah'a tekşirseniz de bu olaydı. Lekin grafik tasavvur kılışı yordam beradi. Bizge aynen kaysi yeçimliğe sorulmasa grafik yakışı. Lekin bitti yeçimini bilsek ve başkası yoğuluyken kursa için grafik yakışısı. Hop. Kengisi? Yani? X'ten zor, X'ten zor. Zor, zor, zor. Modüllerden bırak ne? Bu ne? Ma, I think. X'ten zor, X'ten zor. Tak, X'nin. Bu ne ka? Aha. Şu an varmaz, onun için varmaz. Okuyor diye mi cey? Bu da vaktimiz var mı zaten ki? Ah, onda ikili üçte yakışmış olursa şu gram, tayyada duruyoruz. Hop, X'ni müsbatlığa getirgen mi? Getirmek olmasa ben bilemem. Ne gel? Sababi birinchidan mana bu ildiz haqida gap ketyapti. Ildiz ostida x haqida gap ketayotganlik bu avtomatik ko'rsatadi x 0 dan katta yoki tengligini. Xo'p, x 0 bo'lsa nima bo'ladi? Qiziq tomon. 0 0 inch darajasi bo'ladi. 0 0 inch darajasini 1 deb qabul qilamizmi? G'alati. G'alati. Shuning uchun ham biz 0 dan olib tashlaymiz-da x ning musbatligini shu yerdan xulosa qilamiz. Demek x 0'dan katta bo'ladigan bo'lsa, xo'p, unda mana bunday ifoda bilan yozaylik buni. X darajasi ildiz ostida x ekan, bu x ni 1 taqsim 2-chisi, ya'ni x ni x taqsim 2-chi darajasi degan ekan. Xo'p, endi bu yerda ikkita holat bo'lishi mumkin. X 1 bo'lsa nima bo'ladi? Masalan, x teng 1 bo'lsa, hamma joy chiroyli. Demak, x teng 1 bu yechim shundoq. Endi agar x teng 1 bo'lmasa, x teng 1 bo'lmasa, u holda bu qandaydir 0 bilan 1ning orasidagi yoki 1 dan katta son. Demek unda asoslar teng bo'lsa, suratlar darajalar teng bo'lishi kerak, to'g'rimi? Bu holda mana bu narsani hosil qilamiz. A buni ishlaydigan bo'lsak, nechta yechim chiqadi buni? Hozir ko'ramiz. Kvadratga oshirib olaylik, musbat son bo'lganligi uchun x barobar x kvadrat taqsim 4. Xo'p, bittasi 0 chiqadi, to'g'rimi? Bittasi 4 chiqadi. 0 avtomatik javob bo'la olmaydi, chunki bizni aniqlanishimizga kirmaydi. 4 bo'la oladi. Haqiqatan 4 tekshirib ko'ringlar, qaranglar. 4 darajasi ildiz ostida 4. Teng ildiz ostida 4ning 4-chisi. Qanchalik to'g'ri bu? 4 ning kvadrati degani bu 16, 2 ning 4-chisi degani 16. Demak, haqiqatan ham ikkita javob bor ekan. Javoblar x barobar 1 ekan va x barobar 4 ekan. Aha, bering. Modulda modulda ya o'sha. Xo'p. Aha. 1 minus x kvadrat. Shunaqa? Minus? Minus 3. Shunaqa. Aha, shuni ishlash kerak-a. Endi modulni qiymatidan foydalanadik. Modul funksiyasining qiymati har doim nomanfiy. Ya'ni x minus 2 ning moduli bu 0 yoki 0 dan katta son. Qachon 0 bo'ladi? X teng 2 bo'lganda. Endi x teng 2 bo'lganini o'zini alohida deb qarab ko'raylik. Nima o'zi bu? 0 darajasi har doim aniqlanmagan, lekin aniqlangan joylari bor-ku. Masalan, 0 darajasi manfiy son yo'q. 0 darajasi 0 ni ham alay qilmaymiz biz, olmaymiz. Va 0 ni faqat musbat darajasini bilamiz. Keling, tekshirib ko'raylik. X barobar 2 bo'lsa nima bo'ladi o'zi? Bu 0 darajasida nima bo'ladi? Xo'p, endi hisoblab qo'yaylik, nima bo'ladi? Minus 39. Chap tomonni o'zi ma'noga ega emas. Daha o'ng tomoni ham ma'noga ega emas. Demak, bu bo'lishi mumkin emas. Demak, shundoq ham x ni 0 dan 2 ga farqli deb olamiz. X 2 dan farqli bo'lsa, x minus 2 ning moduli har doim qat'iy 0 dan katta, ya'ni musbat son. Bo'ldi. Musbat son bo'lsa, demak darajalarni hariga xossani foydalanishlik uchun yana bitta narsa kerak bizga. Balki 1 bo'lib qolar bu. Ha, yaxshi. X minus 2 ni moduli 1 bo'lsin. X minus 2 ni moduli 1ligi bu nimani bildiradi? Bu x ni 3 yoki
Bir degini bildirdi. Mana shu ikkita hol. Mana shu ikkita holni alohida tekshirib ko'raylik. X teng 3, X teng 1. Hammasi joy-joyida menimcha. Demak, chunki bu modul 1 bo'lsa, bu 1 bo'ladi. 1 ning har qanday darajasi aniqlangan va tengliklar to'g'ri. Demak, ikkita javobimiz bor. Hozircha. Endi X minus 2 ning moduli 1 ga teng emas. 2 ga ham teng emasligi bor o'zi. Mana shu shartda nima bo'ladi? Asoslar yo 0 bilan 1 orasida yoki 1 dan kattaligi aniq. Demak, tashlab yuborishga haqqimiz bor. Bundan kelib chiqadiki 1 minus 10x kvadrat teng minus 3x degan kvadrat teng nimaga kelamiz? 10x kvadrat minus 3x minus 1. Xo'p. 1 mi? 3 mi bitta javob? 3 emas, necha bo'ladi javob? Az. Minus 1 taqsim 5 ham tekshirib ko'ramiz hozir. Ko'paytmasi demak minus 1 taqsim 10 to'g'ri. Qo'shsak necha bo'ladi? Minusdan 3 taqsim 10 bo'ladi. Plusdan bo'ladi. To'ppa to'g'ri to'g'ri. Endi qiziq tomoni bu qiymatlarda 2 dan farqli. Yaxshi. Bu qiymatlar x minus 2 ni 1 qilib bermaydi modulini. Demak bular ham alohida javob bo'lar ekan. Bundan boshqa javob bo'lishi mumkin emas. Demak javoblar 4 ta javobimiz bor ekan. X1 barobar 3 ekan. X2 barobar 1 ekan. X3 barobar 1 taqsim 2 ekan va X4 barobar minus 1 taqsim 5 ekan. Mana shu kabi misollarda ishlatganda hushyor bo'lish kerak, chunki ko'pchilik abituriyent ayniqsa o'quvchilarning xatosi ham nimadan iborat? Shunchaki mana bu asoslar bir xil bo'lsa, demak daraja teng bo'lishi kerak. Lekin ma'nosi ham bo'lishi kerak u narsani. A darajasi X da A ni musbatligi bor. A ni 1 ga teng bo'lgan holati alohida holat bor. Ularni har birini alohida tekshirish kerak. Shu narsa esdan chiqmaslik kerak. Qadrli tinglovchi abituriyent o'quvchilar. Sizlarga mana shunaqa eslatma qildik. Yana bor misolingiz bitta? Yaxshisi. Найдите сумму корней. Хоп, ishlab ko'raylik. Kerak? Yaxshi misol ekan-ku. Graf bilan bir bola qilamiz-da. 2 darajasi 3 ko'paytirilgan. Ha, 3 ham bormi? 2 darajasi modul x. Hop. x plus 22. Dunyoda g'alati misollar ko'p deyman, aytaman men sizga soxta. Xo'p. Bilmayman nima qilish kerak, lekin nimadir qilish kerak misol. Mana buni yozib olaylik shunchaki. Hali bir narsa beradi yoki yo'q bilmayman, lekin xayolimga meni grafiklarni tasavvur qilishdan boshqa narsa kelmayapti. Chunki mana bu chap tomonini biz o'tgan safar yaxshi o'rgandik. Bu kvadrat funksiya, grafigi parabola. Taxminan bilamiz. O'ng tomonini ham, o'zi bu o'ng tomon ekan. Bu chap tomonini ham hozir taxminan bilamiz. Nima? Modulni hisobga olmaganda bu shunchaki hozir ko'rsatkichli funksiya. Faqat modulni hisobiga ozgina injiqlik qilishi mumkin. Keyin o'sha injiqliklarni alohida tekshiramiz. Ya'ni x birinchi navbatda 3 ga teng bo'lganda nima bo'ladi? Shuni alohida tekshiraylik, chunki daraja mana bu 0 qilib beradigan qiymatda x 3 ga teng bo'lsa nima bo'ladi? 3 ko'paygan 2 darajasi 0 chap tomon, to'g'rimi? Bu yoq nima bo'ladi? Minus 9 plus 6 kere 3 plus 22. Tenglik to'g'rimi yo'qmi? Tak, 18. Yo'q, tenglik to'g'ri emas. Demak, x 3 emas degan xulosa chiqdik, to'g'rimi? Demak, xulosa hozircha x teng emas 3 ekan. Ha, keyin 4 ni, keyin 5 ni ko'rasiz, vaqtingiz vaqtingiz bo'lgan paytda. Nega shunaqa? Chunki modulni tashlayotganda x 3 dan katta yoki teng, x 3 dan kichik yoki teng degan joylari bor-da, o'sha yerda 3 ni alohida tekshirib ko'rdik. Endi biz aniq bilamizki, x 3 dan kattani alohida ko'ramiz va 3 dan kichkini alohida ko'ramiz. Mana bu holatda demak funksiyamiz shunchaki tenglamamiz mana bu ko'rinishga kelib qoladi. Xo'p. Endi bu funksiyalar grafik kechadimi yo'qmi? Shuni o'ylab ko'raylik. Bittasi kvadrat funksiyasi, sig'ami shu yerga? Ya'ni mana buni grafigi aniqki tepada yotadi. Chunki bu 3 ga ko'payapti, xolos. Bu darajasi ozgina surildi, surilmadi ahamiyatga ega emas. Buni surilganligi nimadan bilinadi? Demak, x teng 3 bo'lganda 1 bo'ladi. Mana bu hisobga uchib ketadi. Demak, 3 ta taxminan 3 ga tengda, to'g'rimi? Grafigi endi sal teparoqdan keladi, mana buni albatta kesib o'tadi. Taxminan grafigi bunday ketadi. Chap tomoni grafigi. O'ng tomoni shoh pastga qaragan parabola. Shoh pastga qaragan parabola. Xo'p, 3 qayerda buni?
Para bulan 3 dediğinde. X ne öyle? Ne mi buladı? Plus 3 buladı mı şimdi? Uçu 31. Tepedeyken de. Demek anca bir odayken. Doğru mu? Demek grafiği paske kara geldiği için bu anık. İki noktada kesip öterekim. Ha hazır. Benim de grafiğinde benim sağ hırıklı oldu. Grafik tahminim benim de kadar. Kasa okuyayım. Yani bir anda elbette kesip ötedi. Bana bu 3'te. Doğru mu? Simetri oku 3. X 3'ten katta bu geldiği için bana bu keşke noktası. Demek bu tahminim 3'ten keşke noktası bu geldiği için bu alınmaydı. Fakat bana bitti keşişedi. Bitti yağda var. Yani ikinci halatı. Bu tamamen. Hala onu topçuk hareketi koşu gerekti bak. Çünkü bizde bütün sana sonra geldi. Hop, kendime dedi. X 3'ten küçük ne olsun ha? X 3'ten küçük ne olsa, ano birincisinin grafiği, çap tamamen grafiği ne mi buladı? Ya, o ne mi? Başka çapı nasıl koymak için? Ama bu tamamen çizgi olarak kim koyalım? Hop. X 3'ten küçük ne olsa, demek çap tamamen, mamda teyni 2 kip aldık. 3 kop, 2 derecesi 3 minus x'e. Denk. Minus x kvadrat, plus 6x. Plus 22 doğru mu? Bu özgürmeydi. Bu şey 3'te. Tepede bir balo. X'ten 0 bugünde 22'de ötede. Dera alırken de demek doğru mu? Sen semizir alırken. Kulası tahminen şuna kadar. Çaptan oyun tamamen grafiği. Yani bunu grafiği kanak abone. Bunu grafiği. Değil bana bunu ne doğru çizim ki uzaktaki? Ya bunu ne kadar çizim ki? Aitmeyiz mi şu tal toğrak aleyküm de. Palibu olmaz. Bana bu çünkü uysu 3'ü bu. Siz ne? Bu aslında grafikte tezgahı anlaştırıp koyup. Lekin bana bu tamamen doğru. 3'te 3 müydü? Bu tahminen ne kadar etti bunu grafiği? Bari bu. Aslında ne kadar çıkıyor dedi. Demek bana bu nokta bulan bu nokta bulan. Lekin bu bari olmaydı. Bana bir yerde o. Hop. Verdi topu doğru. Ne tahminen ne kadar etti bu. Lekin bizde ne? X 3'ten küçük ne? Bana bunu sikerek. Hazırca biz demek ikide yeçim bağırlığını bölüm aldık grafikten. Şimdi o şey yeçimlerini bir oyla koş gerek. Biz gelirken hemen sorardım benimce. İldizlerini koş dedi mi? Yeni top şu gerek. Yeni kanak top almışız. Ses bir şey. Kayırın topu aldınız onu. Şu koyun dedik. Üçesinden dedik o. Aslan olmaz bu. Bunu sike 5 koyalımız da. Ya endi to'g'ri omadingiz kelib qoldi. Kelib qoldi. Kelmasa nima qilardingiz? Qanaqa topamiz haqiqatan? Bunisini ham o'ylab ko'ring endi. Bir o'ylab ko'ring-chi. Endi butun sonlarda bo'lsa, xo'p, men 2. Yo, bu tomondaku, to'g'rimi? Yo, 2 yo 1. 1 bo'lganda bu tomoni nechchi bo'ladi? 5 20 27 bo'ladi. Bu bo'lmaydi o'zi. Hop, 2 bo'lganda bu tomoni 3 ning o'zi bo'ladi, 2 bo'lganda teng bo'lib katta ketadi. Demak, bu ancha boshqacha son qidirish kerak degan. Hop. Hop, hop, hop. Qanaqa topamiz buni yechimini? 2 bo'lsa 2 ni qo'yib ko'rsangiz mana bo'lmaydimi? Bu 1, 2, 6, to'g'rimi? Hop. 1 da ham chunki 1 da bu tomoni bir bo'lar ekanmi? Noto'g'ri hisobladimmi? Ha, shu 1 yoki 2 deb bo'lish kerak edi, lekin 1 bo'lsa bu 2 ni 4 bo'ladi. Minus 1 plus 6 plus 22. Nimaga 5 27. Nimaga teng bo'ladi? Odam kudirmang, bu tomon 27 chiqdi, bu yoqqa 3 ga anaqa emas, 2 ga karralik-ku. Sizmi? 5 ga. 5 ni yaxshilab tekshiring, 5 ni yaxshilab tekshiring. 5'ni yaxshilab tekshirish kerak. Xo'p, ildizlar yig'ilmasi yo'q-da, simetrik kubi yo'q. Simetrik bo'lsa, yo'q, ikkita ildiz bor, bittasi 3 dan qancha ko'rinadi, bittasi 3 dan shuncha kam bo'ladi, qo'shgan hop chiqadi. Men ham taxminan shunga olib bormoqchi bo'ldim, lekin uni qanaqa isbotlaysiz? Asos olmaysiz-da hozir buni. Qanaqa simetriyasi saralagroq-da buni buzilganda? Mana bu, mana ikkita simetrik kubi. To'g'ri. Bundaqasiga chiqqan va bunday qilgan. Mana bu ikkalasi demoqchisiz-da. Balki anaqadir. Demak, ikkita grafikni bittada chizib ko'raylik. Demak,
Mana bu joyi bor-da, to'g'rimi? Bu 5 5 bo'lsa, bu 1 taqsim 5 bo'lsa 5 5 ham xato hisoblagan shekilli menimcha. 5 ham xato hisob. Shuning uchun 5 odam chalg'itibdi. Qanaqa 5 bo'lsa bu yoqdagi bo'ladi. To'g'ri-ga, buni bitta yo'li shu, demak, simmetriyaligidan foydalanish kerak. Mana bu demak parabola x barobar 3 ga nisbatan simmetrik ikkita tomoni va mana bu funksiya bilan, ya'ni 3 ko'paygan 2 darajasi 3 minus x bilan 3 ko'paygan 2 darajasi x minus 3 ikkita funksiya bunga nisbatan simmetriyasi bor. Simmetriya, demak ikkalasi bir xil ketadi-da, mana bu kesishgan nuqtalar aslida nima bo'ladi? Teng uzoqlikda. Demak, mana bu go'yoki x1 bunisi x2 bo'lsa, aslida ikkalasi ham 3 dan bir xil uzoqlikda. Ya'ni x1 minus 3 3 minus x2 ga tengdi, boshqacha aytganda. Demak, bizdan o'zi ildizlar yig'inisini so'ragan, ha? Ildizni so'ramagan, nechiligini to'ppa-to'g'rimda 6. Bu gap boshqa gap, to'g'ri. Grafikdan amalladik. Mana shu gap, ya'ni ko'pchilik grafik bilan ishlashni inkor etadi. Grafik bilan ishlashni inkor etsangiz, ancha-muncha narsani ishlay olmay qolasiz. Qanaqa topasiz hozir mana shu tenglikning yechimini? Nechini? 1. Endi aliga uniku, mayli darajadan sal pas bilar, 1-2 tanaqa qilib turib, to'g'rimi? Boshqa holatlarda qanaqa topadi? Topish iloji yo'q. Agar 2 darajasi x barobar 3 bo'lsa, masalan, вообще ish qilsa bo'lmaydi uni. Shuning uchun ham, demak, sal grafikni ham ishlatishni o'rganish kerak. Ikkita tenglamani yeching degani, o'zi aslida tenglamani ma'lum qismini chap tomonda, ma'lum qismini o'ng tomonga o'tkazsangiz, ikkita funksiyaning grafigi kelib qoladi aslida. Faqat bo'lishi mumkin, na chap tomondagisi, na o'ng tomondagisi sizga tanish bo'lmagan funksiya bo'lib qolishi mumkin. Iloji bo'lsa, tanish funksiyalarga o'tkazing. Mana masalan, hozir nechta funksiyani bilamiz? Chiziqli funksiyani bilamiz, kvadrat funksiyani bilamiz, modulli funksiyani bilamiz. Ko'rsatkichni o'rgandik. Hozircha hech bo'lmasa shularga olib kelish kerak, to'g'rimi? Keyinchalik logaritmni o'rganarmiz, trigonometriyani o'rganarmiz yoki boshqalarini o'rganarmiz. Mana bu grafiklar bilan foydalanish usulidan maksimal darajada foydalaning. Chunki masalaning shartida yechimlarini topib bering deyilmayapti. Masalaning shartida yechimlari, ya'ni ildizlari yig'inisi nechiga teng deb so'rayapti, to'g'rimi? Demak, 6 degan haqiqatdan xulosani berishimiz mumkin. Boshqa misolingiz qoldimi, qolmadimi? Agar boshqa misolimiz bo'lmasa, vaqtimiz ham yetib kelgan bo'lsa, demak, hozircha ko'rsatkichli funksiya va uni tatbiqlari bo'lgan ko'rsatkichli tenglamalarga doir qismimizni tugatamiz-da, keyingi dars tengsizliklarga o'tamizmi? Ya'ni ko'rsatkichli tenglamalar sistemasi, keyin tengsizliklar ko'rsatkichli va ko'rsatkichli tengsizliklar sistemasini ham bitirib o'tib olamiz. Mayli, hozircha shu, hammaga xayr, sog' bo'linglar.